Yasayla beraber yazılı imtihanları, direksiyon imtihanları bazı değişiklikler oldu. Yazılı imtihanları eskiden 100 üzerinden 70 falan geçiyordu. Fakat sorular, soru adedi 120 taneydi. Soru adedini yeni yasaya göre 60'a düşürdüler. Yine 100 üzerinden 70 falan geçiyor ama eskiden ilk yardım dersi, motor dersi, trafik dersi ayrı ayrı değerlendiriliyordu. Fakat bu yeni yasayla beraber üçü bir değerlendiriliyor. 70 alan yine geçiyor. Direksiyon imtihanı yalnız farklılaştı, zorlaştı yazılıya oranla. Eskiden direksiyon imtihanında yine 100 üzerinden 70 alan geçiyordu. Fakat şu yeni yasayla beraber bir hata yapan, direksiyonda bir hata yapan kesinlikle kalıyor. Bu da tamamen öğretmenlerin, komisyondaki imtihanı yapan öğretmenlerin inisiyatifinde. İsterse öğretmen kemer takmadı diye, sinyal vermedi diye kurs yeri bırakabilir. Eskiden düz dereli yolunda imtihan yapıyorduk, direksiyon imtihanına. Şimdi seke yolunu aldık. Seke yolunda rampa var, artı. O fizik tedavinin rampasına çıkıyor arabalar. O rampada durgak yapıyor. Orada rampada kalkamayan kursiyer kesinlikle ehliyet alamıyor. Artı fizik tedavisinden dönerek sanayinin ışıklı kavşaklara gelmiyor. O ışıklı kavşaklardan dönüp tekrar nereden kalkmışsa o imtihan güzergahında imtihanını tamamlamış oluyor. Eskiden belki 10 dakikada, 15 dakikada araç kullanan sürücü imtihanı tamamlamış oluyordu. Fakat şimdi yarım saatten önce sürücü adayları imtihanı tamamlayamıyor. Yarım saat içerisinde o güzergahta dolaşıyor. Eğer hata yaparsa kesinlikle sürücü belgesi alamıyor. Bir de eskiden direksiyon süreleri belirli süreydi. Şu andaki süreye göre kursiyer istediği kadar eğitim alabiliyor. Fakat o belirli süreden sonra ücret ödemek zorunda. Eskiden bilenle bilmeyen aynı parayı veriyordu. Atıyorum bilen de 500 liraydı, bilmeyen de 500 liraydı. Fakat şu anda bilenle bilmeyen tamamen hayır edildi. Bilen 500 liraya alıyorsa bilmeyen 500 liraya alamayacak. Öğrenebildiği kadar çalışacak ve öğrendikten sonra bu aradaki farkı vererek istediği kadar direksiyon eğitimi alabilecekler. Bir de eskiden imtihan 5 hakkı vardı bir kursiyerin yazılıda ve direksiyonda. Şu anda bu 4'e düştü. Eskiden bir de B sınıf ehliyeti olan E almak istiyorsa yazılıya giriyor motora. Şu andaki yeni yasayla beraber motor dersi, yazılı dersine, yazılıya girmeden sadece direksiyon dersine girip imtihanı başarılı olursa ehliyetini alabiliyor. Onlara da yine 4 direksiyon hakkı oluyor. Eskiden yazılı hakları da vardı. Bu yazılı iptal edilmiş oldu. B'sini A'dan A2'den B'ye geçmek. B'den E'ye, C'ye hangi fark olursa olsun bundan sonra şeye girmiyor. Yazılı imtihanına girmiyor. O da bir nokta iyi oldu. Çünkü eskiden o dersleri zaten alan o ehliyeti hak kazanıyordu. Şimdi onu da ortadan kalkmış oldu. Sadece direksiyon imtihanına giriyorlar. Eskiden sertifikayı hak kazanan bir arkadaşımız sertifikasını almıyordu. Ehliyete dönüştürmeden, sürücü belgesine dönüştürmeden 4 yıl, 5 yıl süresiz bekleyebiliyordu. Şu andaki yeni yasayla beraber sürücü belgesine hak kazanmış arkadaşımız 2 yıl içerisinde sürücü belgesine sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmek zorunda. Eğer dönüştürmüyorsa 2 yılın bitiminde yani başladığı tarihten hak ne zaman kazandı? Atıyorum 1. ayda başladı, 3. ayda hak kazanmışsa 3. aydan bir de 2 yıl sonra 3. ayına kadar sertifikasını almak zorunda. Almıyorsa iptal olur. Bir de eski sertifikaya hak kazanan arkadaşlarımız var. Bunlar da 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 2 yıl süreleri var. O süre zarfında sürücü belgelerini almazlarsa hak ettikleri sürücü belgesi de iptal olmuş oluyor. Onun için ben özellikle sürücü belgesini hak etmiş olan arkadaşlardan ricam şudur. Sürücü belgelerini bir an önce alsınlar, sertifikaları sürücü belgesine döndürsünler, dönüştürmezseler 2 yılın bitiminde hakları yanmış oluyor.